Bu haftaki konumuz roman. Öncelikle romanın tanımına giriş yaparak konumuza başlayabiliriz. Roman dediğimizde insanların yaşamlarını, serüvenlerini, iç dünyalarını, çevreleriyle olan ilişkilerini, toplumsal bir olay ya da durumu kurmacaya dayalı olarak anlatan yazı türüne bizler roman diyoruz. Roman kelimesinin kökenine bakacak olursak da roman kelimesi Roma İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde yaşayan halk kitlelerinin oluşturduğu ve halk kitlesinin konuştuğu Latincesine, halk Latincesine verilen addır. Daha sonraları da herkesin anlayabilmesi için bu dille yazılan destan ve hikayelerde roman adı verilmiştir. Günümüz Türkiye Türkçesinde de bir türün kavramın karşılığı olarak bizler de kullanmaktayız diyebiliriz. Romanın tanımına ve kökeninin nereden geldiğine baktıktan sonra devam edebiliriz. Geldik roman türünün genel özelliklerine. Romanın genel özellikleri arasında ilk sıraya koyabileceğimiz romanın anlatmaya dayalı bir metin türü olması diyebiliriz. Bu metnin anlatmaya dayalı bir türe ait olmasıyla beraber bunun aynı zamanda olay çevresinde de gelişen, meydana gelen bir metin türü olduğu özelliğini de ikinci olarak ekleyebiliriz tabii. Diğer bir özellik olarak baktığımızda romanda kişiler, yer, zaman gibi unsurlarla birleştirilerek anlatıldığını, bunun ardından olay örgüsü, yer, zaman, kişiler romanın temel unsurlarıdır diye sıralayabiliriz. Devam ettiğimizde ise bir olay etrafında gelişen roman türümüzün içerisinde ana olay ve bu ana olayı destekleyen ikinci dereceden yan olaylar vardır. Yardımcı olaylar dediğimiz olaylardır bunlar. Ve bunun akabinde de kahramanların duygularının incelenmesiyle bu durum derinleşir. Romanda karışık bir olay örgüsü vardır. Çünkü bir ana olay ve etrafında gelişen yan olay, yardımcı olaylar mevcut olduğundandır bu durum. Öyküde olduğu gibi romanda da olaylar zamandan asla bağımsız olarak düşünülemez. Ve zaman olayların akış sürecini veren bir unsurdur romanın içerisinde. Diğer yazınsal türler gibi romanda da merkezde yer alan temel unsur insandı. Yani romanın ortasından merkezinde her zaman insan vardır ve insanın doğayla, kendisiyle da çevresiyle olan çatışmalarını konu edinir. Diğer bir maddeye geldiğimizde ise anlatıcı tarafından bakalım. Olayları ve durumları okura ileten bir anlatıcı vardır. Anlatıcı, yazarın kontrolünde olan kurgusal bir kişiliktir. Devam ettiğimizde bir diğer özellik olarak okurun yazar yerine onun tarafından seçilmiş anlatıcı ile karşı karşıya olduğunu da ekleyebiliriz. Anlatmaya bağlı eserler, anlatmaya bağlı olan ürünler, özellikle de roman ve hikaye için bunu söyleyebiliriz. Birinci veya üçüncü kişi ağzından anlatım söz konusudur. Birinci kişi ağzından anlatım ben ve biz olarak kendini gösterir. Üçüncü kişinin anlatımda da o ve onlar özneleri kullanılır. Anlatmaya dayalı metinlerin yani dolayısıyla romanın en önemli özelliğinden bir tanesi ise kurguya dayalı olmasıdır. Ve bu kurguya dayalı olan olay yaşanmış olandan bir başka söyleyişle biyografi, tarih, gezi yazısı, anı gibi insanların hayat serüvenleri üzerine yazılmış olanlardan farklıdır. Romancının hayal gücü, ruhsal yapısı, bilgi birikimi, duygu ve düşünce yoğunluğuyla oluşturulmuş bir dış dünyadır. Roman, yazıldığı dönemin kültürel, sosyal ve siyasal olaylarıyla yakından ilişkilidir. Çünkü bu ürünü ortaya koyan yazar kendini hiçbir zaman %100 olarak kendi yaşadığı toplumdan soyutlayamaz. Ve soyutlayamadığı için de yazdığı, ortaya koyduğu ürünün de mevcut olduğu döneminin zihniyetine, zihniyet özelliklerine tabii ki de yansıtacaktır. Bir diğer özelliğe baktığımızda anlattığı olayları bir mantık çerçevesine oturtur yazar. Ve romanın içerisinde kullanılan dilinde sanatsal işleviyle bir beraber
kullanıldığını görmekteyiz. Devam ettiğimizde ise yeni bir başlık olarak Türk Edebiyatı'nda romanın tarihi gelişimine bakalım. Biliyorsunuz Türk Edebiyatı'nı 3 ana döneme ayırmıştık ve bu dönemler arasındaki son dönemimiz Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'ydı. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nı da kendi içerisinde başlıklara, dönem başlıklarına ayırmıştık. İlk başlığımız hangisiydi? Tanzimat Edebiyatı dönemi. Tanzimat Edebiyatı dönemi roman türünün ilk örneklerini gördüğümüz yıl olarak da 1860'lı yıllara tekabül eden bir süreçten bahsediyoruz. Tanzimat, tanzim, düzenleme, reform hareketinden meydana gelmiş bir isimdir. Tanzimat dönemi dediğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Burada toplum yapısı ile ilgili, idari yapı ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılan bir dönemdir. Bu süreç içerisinde gelişen edebiyatında aldığı isim bu şekilde oluşmuştur. Türk edebiyatı bu döneme kadar nesirden çok bir nazım edebiyatı olmuştur. Nesirden çok nazım edebiyatı dememizin sebebi aslında baktığımızda romanın yerini tutan ürünler olan mesneviler, destanlar, efsaneler, masallar, menkıbeler ve halk hikayelerinin daha çok nazım türü eserler olduğundan dolayı biz de diyoruz ki bu döneme kadar yani Tanzimat Edebiyatı dönemine kadar nesirden çok bir nazım edebiyatı olarak karşımıza çıkıyor. Devam ettiğimizde ise Tanzimat döneminin içerisine giriş yapalım ve Tanzimat döneminde neler olduğuna bir göz attığımızda ilk roman örneklerini görüyoruz. Ama bu roman örneklerini biz çeviri yoluyla görmekteyiz. Ve ilk çeviri romanımız olarak da Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı eserini verebiliriz. O yüzden bizim için önem arz ediyor ilk çeviri romanımız olması sebebiyle. Daha sonraki yıllarda çeviri yapanlar yok mu? Vardır. Theodor Kasap, Nade Mahmut Ekrem, Ahmet Lütfü Efendi gibi isimler de yine edebiyatımızda Türkçe'ye çeviri yapan kişilerdir diyebiliriz. Roman çevirileri yapılırken teknik kusurlar, Batı tekniğine çok yaklaşamamış olmanın getirdiği birçok teknik eksikliğin olması sebebinin yanında aynı zamanda bir de artı durumu vardır. Bu artı sebebi de bize getirdiği artısı ise romanın tür olarak edebiyatımıza girişi ve bu türün okuyucuyla birleştiği faaliyeti bize gösteriyor. Bu faaliyetin başlangıcı olması sebebiyle de bizim için önem arz eden bir durum. Devam ettim. Önüme gelen bir diğer isim ise Şemsettin Sami. Şemsettin Sami kendisi 1872'de kaleme almıştır. Bu romanı Taşyuki Talat ve Fitnat edebiyatımızın ilk yerli romanı olma özelliğini göstermektedir. İlk çevir romanımızı demiştik ve şimdi de ilk yerli romanımızdan bahsettik. Devam edelim. Yine bu dönemde karşımıza çıkan ve edebiyatımız için çok büyük önem arz eden isimlerden bir tanesi olan Namık Kemal. Namık Kemal'in edebiyatımıza kazandırdığı ilk türlerden birisi edebi roman, diğeri ise tarihi romandır. Edebi romanını intibah olarak görüyoruz. Cezmi ise Namık Kemal'in ilk tarihi bizim edebiyatımıza kazandırdığı ilk tarihi romandır. Devam edelim. Recaizade Mahmut Ekrem'i görüyoruz. Recaizade Mahmut Ekrem Araba Sevdası ile ilk realist romanı yazarken Navizade Nazım da Karabibik adlı eseri yazarak ilk köy romanımızı kazandırmıştır edebiyatımıza. Bu dönemde sayabileceğimiz diğer isimler arasında Sami Paşazade Sezai, Mizancı Murat, Ahmet Mithat Efendi gibi isimler de bu roman türüne hizmet eden, katkı sağlayan diğer önemli sanatçılar arasına girmiştir. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nın ikinci başlığı olarak Servet-i Fünun'u yazmıştık hatırlarsanız. Şimdi geldik Servet-i Fünun dönemindeki roman türünün gelişimine göz atmaya. 1896 ve 1901 yılları arasında varlığını sürdüren Servet-i Fünun döneminden bahsediyoruz. Servet-i Fünun derken Servet-i Fünun ilimlerin zenginliği, fenin zenginliği anlamına gelmektedir. Ve bu dönemde
Tevfik Fikret'in de teşvikiyle beraber Servet-i Fünun dergisi artık bir fen dergisi olmasından çıkarak daha fazla artık içerisinde edebiyatı da almaya başlayan bir dergi olarak kendine göstermeye başlamıştır. Ve 1901 yılına kadar da varlığını sürdüren bir dergi olmuştur. Bu dönemdeki edebiyatının gelişimine bağlı olarak Servet-i Fünun dönemi adını veriyoruz. Bu dönemin önemli bir özelliği de Tanzimat'ta yakalanamamış olan Batı tekniğine yaklaşılmıştır diyebiliriz. Devam ettiğimizde ise daha çok bireyin yani bireyselliğin ön planda olduğu ve bireyin hayatının esas alındığı bir dönemdir bu dönem. Bu nedenle de başarılı psikolojik tahlillere de yer verilmiştir. Halit Ziya'nın kaleme aldığı Mai ve Siyah adlı romanımız ise bizim batılı ölçülerde yani batılı tekniğe yaklaşmış olan açıdan ilk romanımız diyebiliriz. Psikolojik tahlillere çokça yer verilmiştir dedik ve bu psikolojik tahlillerle beraber Mehmet Rauf ismini görüyoruz. Mehmet Rauf bizim edebiyatımızda Eylül romanı ile birlikte Türk edebiyatının ilk psikolojik romanını bizlere kazandıran kişi olmuştur. Artı olarak sayabileceğimiz isimler arasında ise Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi Gülpınar yine bu dönemde önemli katkılar sağlamış olan isimler arasına kendilerini yazdırmışlardır diyebiliriz. Devam edecek olursak geldik yeni bir dönemimize, Milli Edebiyat dönemine. Milli Edebiyat döneminde artık roman için farklı bir gelişim vardır. Nedir bu gelişim diye bakacak olursak da artık İstanbul'dan Anadolu'ya açılmaya başlıyor. Evet, bireysellik ön plandaydı Servet Fünun'la birlikte ve mekan olarak daha çok İstanbul'un kullanıldığı bir roman vardı. Artık İstanbul'dan çıkış, Anadolu'ya açılış söz konusuydu. Yazarların Anadolu'yu ve Anadolu insanını romanlarında işlemeleri ön planda olmuştur bu dönemde. Ve konu olarak baktığımızda yerli ve milli konular, Kurtuluş Savaşı yılları yalın bir dille anlatıldığını görüyoruz. Çünkü milli mücadele döneminin olduğu bir dönem, yüzler Anadolu'ya çevrildi. Bu nedenle de artık yalın bir dilin halka inmek maksatlı yalın bir dilin kullanıldığından bahsedebiliriz. Realizm akımı var. Realizm akımı gerçekçilik akımıdır ve kusursuz diyebileceğimiz romanlar da bu şekilde ortaya konulmuştur. Romanın artık gitgide daha fazla geliştiği bir dönem oluyor. Artık burası bizim için. Temsilcisi olan isimlere baktığımızda ise Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar, Aka Gündüz sayabileceğimiz isimler arasındadır. Geldik Cumhuriyet dönemine. Cumhuriyet döneminde birçok yazarın ve birçok yönelimin olduğunu görüyoruz roman gelişimi açısından. Milli Edebiyat döneminde saydığımız Yakup Kadri, Reşat Nuri, Halide Edip gibi isimlerin bu dönemde de hala eser vermeye devam ettiğini görmekteyiz. Bu isimler eser vermeye devam ederken gözettikleri bir anlayış vardı. Bu anlayış milli zevk ve milli anlayışı sürdüren roman geleneğiydi. Bu anlayışı sürdürmelerindeki amaç da gelenek ve kültürün oluşturduğu bu olguyu hala sürdürmenin amacıdır aslında baktığımızda. Devam edersek de Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Abdülhak Şinasi Hisar gibi isimleri de 1950 öncesi bireyin iç dünyasını esas alan roman anlayışını temsil eden isimler arasında görmekteyiz. Başka isimler ekleyecek olursak da sayabileceğimiz isimler arasında yine Sabahattin Ali, Sadri Ertem, Fakir Baykurt, Kemal Bilbaşar, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir gibi romancılarımızı yine bu dönemdeki köy ve kasaba gerçeğinden beslenerek bunu romanlarına aktaran isimler olarak da ekleyebiliriz. Oğuz Atay, Ferit Etkü, Yusuf Atılgan, Nezihe Meriç, Bilge Karasu, Orhan Pamuk gibi sanatçılar da bizim artık modernist ve postmodernist çizgiye koyduğumuz o çizgide ilerleyen eser veren romancılarımız arasındadır.